Ali Küçük, hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Çağdaş abi. Sıcak bir gündem. Bu haftaki gündem Galatasaray'da hemen Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasına denk getirdik özellikle. Çünkü Galatasaraylılar bunu uzun zamandır bekliyordu. Rakipler belli oldu, o merakla beklenen an geldi. Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag. İkisi Galatasaray'ın daha önce yendiği oynadığı takımlar. Bayern Münih ilk kez e, resmi bir maçta karşılaşıyor. Kura'yı nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray'ın şansını nasıl görüyorsun? Yup, Derval söylemişti. Hacı daha sonra geliştirmişti bu cümleyi. Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Ölüm grubu olarak niteleyenler de var. Ama e, Kopenhag'la en son e, eşleştiğinde Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray... Çok 2000, benzer bir grup değil mi? Kesinlikle. Orada da Real Madrid ve Juventus, Juventus vardı. çok ve açık favorilerdi. Galatasaray iki gün oynanan, karneden ile iki kez stada gittiğimiz maçta... ...Juventus'u saf dışı bırakmayı başarıp... ...Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamıştı. Bir benzeri neden olmasın ama burada bence... E, ...kilit noktalardan bir tanesi... E, ...fikstür de çok önemli. Belki içeride bir... ...Kopenhag maçıyla başlamak ya da içeride bir... E, ...Manchester United... E, ...maçıyla başlamak Galatasaray için... ...artı bir moral kaynağı ve unsuru olabilir. E, ama... ...yani Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbey'in... kura çekildiğinde... E, ...gülmesi... Sonunda burası şampiyonlar ligi, şampiyonların olduğu yer beklediğim bir kura oldu demesi aslında özgüveni niteliyor çok açık şekilde. Tabii ki burada bence asıl nokta Galatasaray'ın artık kalan 5 Eylül tarihine kadar çünkü 5 Eylül'de kadro bildirimi yapılacak her ne kadar 15 Eylül'e kadar ülkemizde transfer dönemi devam edecek olsa da Galatasaray için aslında Şampiyonlar Ligi adına deadline çok açık şekilde 5 Eylül tarihi. Burada transferler bence çok net şekilde Galatasaray'ın hedefleri açısından kaderini belirleyecek. Hem şampiyonlukta hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü Galatasaray bence en önemli, en kilit transferini sona bıraktı. Orta saha. Transferlere birazdan ayrıca soracağım. Sen gruptan çıkma ya da en azından üçüncü olma şansını görüyor musun Galatasaray? Bence Kopenhag geçecektir Galatasaray eğer doğru hamleleri yaparsa ki şöyle de bir bilgi vereyim. Gerçekçi anlamda realist bir bakış açısıyla Galatasaray Zaha'yı da Angelinho'yu da işte Ziyech'i de Avrupa'da kupa hedefi ve projesiyle ikna etti. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak ve devamında hikayenin devamında Avrupa Ligi'ni kazanmak olarak gösterdi hedefini burada üçüncülük kesinlikle Galatasaray için başarısız e, başarısızlık olarak nitelendirilemez. E, bence yani Galatasaray bu gruptan üçüncü olarak çıkabilir yani. Kopenhag'ın üstünde Ki bir takım Aynı olmuş. o grupta bahsettiğim Real Madrid, Juventus, Kopenhag ve kötü bir Real Madrid mağlubiyetiyle başlayıp sonra işte Juventus deplasmanı beraberlik. Bir yani çok benziyor grup yapısı. İnşallah hikayesi de öyle olur. Hikayesi de ona benzeyebilir. İnşallah. Transfer konusuna geleceğim zaten herkes çok Gelecekleri ve gidecekleri merak ediyor. Ama öncesinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi Molde Kars'ta istenen sonucu aldı Galatasaray. iki maçı da kazandı. İşte gruplara kalmakta edip bunu başardı. Ama bir yandan da özellikle sosyal medyada şunu gördük. Çok eleştirildi Galatasaray'ın oynadığı oyun. Sen oyunla ilgili ne söylemek istersin? Bir de bu eleştirilere nasıl bakıyorsun onu merak ediyorum. Ya bir kere oyun anlamında, kalite anlamında istenilen, beklenen, Galatasaray sağda yoktu. Çok açık söylemek gerekirse ne yazık ki bunu dile getirmek daha çok acı. Icardi, Boye ve Mustara üçlüsü Okan Buru ipten aldı. Yani Icardi'nin attırdığı gol olmasa elenebilirdi. Ee, ve o sahip gerekçesiyle iptal edilen Molde golü verilseydi belki de uzatmaya, kaldı. uzatmaya gidecekti. Elenecekti. Ya, bu kadar çok ezildiği bir karşılaşma uzun süredir ben Galatasaray'ın hatırlamıyorum. Ee, ama ama e, Okan Burun ve Erden Timur'un güven anlamında kredisi olmalı bence Galatasaray camiasında. Çünkü yani şapkadan tavşan çıkarmayı başardılar. 13. olan bir takımı şampiyonluğa taşıdılar. Doğru transfer tercihlerini yaptılar. Ee, o yüzden ben bu kadar da e, eleştiriyi çok da sağlıklı ve doğru bulmuyorum. Galatasaray açısından. Aslında biraz çok geçen senemiz geçen e, seneye de benziyor sanki. Hani biraz böyle başlarda sıkıntı yaşıyordu Galatasaray. Sonra bir form yakaladı. İşte 14 maçlık seri geldi vesaire. Hani sanki geçen seneki biraz uyum süreci de denebilir belki. E tabii ki yani e, aslında bu hatayı birçok kulübümüz düşüyor ama Galatasaray'ın hata yapıp yapmadığını e, devam eden sezonda göreceğiz. Şampiyon olan kadronun üstüne çok fazla general transfer edildi. Ziyech, Tete, Zaha yani bu Angelinho ya bu takımın kimyasının uyuşması da e, ayrı bir e, süreç isteyen e, nokta. E kaldı ki e, Toreria olmadığı zaman ya Galatasaray'ın oyun planı tamamıyla çöp oluyor. Ya bir oyuncuya bağlı e, bu kadar fazla kalitenin planın değişmesi de çok sağlıklı değil ama e, ne yazık ki Hani ben geçen gün de söylemiştim. Dünya futbolunda klonlama teknolojisi olsa herkes Messi'yi klonlar. Ama Okan Burak'a sorsanız kesinlikle Toro'yu klonlamak ister. Yani geçen maçı beraber izledik. En az 6-7 tane molde akınını kesti. Çok açık. Ben yani çok çok faydalı bir oyuncu. Çok Şimdi e, Yunus gitti Leicester'a, e, Berkan gitti başka oyunculara da talipler olduğu yazıyor. Gelecek olanlara birazdan değineceğiz ama önce gidenlerden başlamak istedim. Başka giden olacak mı? Çünkü işte Mitchon'a teklif olduğu konuşuluyor. Başka gidecek, ayrılacak isim var mı Galatasaray'da? Mitchell için Pendik Spor'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı Galatasaray. Ama şu anda resmiyete dökülmedi. Dilerim dökülmez. Yani orta sahaya takviye gerekirken Galatasaray iki tane hamle oyuncusunu kaybetmiş olacak. Ee, ne yazık ki linç kültürü e, ülkemizde çok yaygın. E, kulüp ve renk gözetmeksizin. Berkan Fenerbahçe'ye karşı 2 alınan 3-0'lık galibiyette sahadaydı. Kenarda oturduğunuz sorun çıkarmaz. Ee, takımdaşlık konusunda en kilit isimlerden Yerli bir tanesiydi. kontenjanı için alternatif. Çok makul bir ücreti vardı hmm. ve 3 senedir Genoa istiyor bu çocuğu. Hmm. Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelirken de Genoa talipti. Geçen sezonda teklifi yaptılar ama Galatasaray kabul etmedi. Artık ilk MOLDE maçından sonra sosyal medyada ailesine varan hakaretler sonrasında Berkan çok net bir şekilde gitmek istediğini iletti. Hatta ya Berkan doğrudan bunlardan etkilendi diyor. Çok açık hmm. şekilde ve artı ee, Okan Hoca ne yazık ki taktik taht tahtasına rövanş maçında Berkan'ı yazamadı. Hmm. Taraftardan çekindiği için. Hmm. Yani yıllar evvel bunu donk yaşamıştı. Hatta daha sonra dile getirmişti. Ee, yani e, ama iyi bir para kazandı Galatasaray. Ee, 5 milyon 250 bin euro kazanacak. Ee, satın alma opsiyonunda devreye girerse. 250 bin euro kiralama. 4, Kira 4 milyon alınmıştı galiba öyle bir şey. Evet diye. 4 milyon euro karşılığında Alanya Spor'dan alınmıştı. Ee, fakat... Yani orada neredeyse Galatasaray'ın yerli bir alternatifi ve opsiyonu kalmadı. O yüzden de Salih Özcan için Galatasaray bugün bir girişim hmm. daha yaptı. Borussia Dortmund kulübüyle görüşüyor. Ee, yani ikna edebilir mi? Çok kısa bir süre kaldı ama... Salih Özcan tabii Dortmund'da düzenli oynayan bir oyuncu. Evet, zor bir transfer. Zor bir transfer ama yerli isim olarak hani boş, uygun isimler arasında. Kalite anlamında kalite alabileceğiniz en iyi isim herhalde. Hele ki o mevki. Peki başka gidecekler konusunda ha, başka gidecek evet, var mı onu soracağım. Orası boş kalması, yani gerçi bir gün kaldı ama Galatasaray'ın hedefinde aslında öncelikli olarak iki oyuncunun kontratından çıkmak vardı. Bunlardan bir tanesi Dubois. Çünkü ana karakter olarak geçen yıl transfer edildi evet. Sabek bölgesine. 2,5 milyon euro maaş alıyor. Fransa milli takımı Lyon ee, iyi bir kariyeri var. Ve oyuncu kenarda kaldığı sürece biraz artık Mutsuz. sorun yaratmaya başladı. Mutsuz. Ee, işte ilk 11 başlayıp kenara aldığınızda e, yanlış hatırlamıyorsam Kayseri spor maçında e, tepki gösterdi teknikiyete. Ve hamle oyuncusu olarak çok ciddi bir maliyeti var. Kendisine Fransa'dan teklifler var, İtalya'dan teklifler var. Olabilir mi? Artık bir gün kaldı ama Dubois'un kontratından çıkmak istiyor Galatasaray. Diğer nokta Sergio Oliveira. Suudiler başta olmak üzere Almanya ve İtalya'dan teklifler var. Sergio Oliveira'ya belki son gün kalkan uçaklara Oliveira binebilir ama bence doğru değil. Olivier evet, evet, şu aşamada e, hani orta Doğru sağ, olmaz. Sayı, sayısal olarak da azalıyor galatasaray. Hem de hani e, kritik anlarda topu doğru kullanacak, e, oyunu yönetebilecek, topu tutacak oyuncu eksikliği var bence Galatasaray'da. Yani Kerem şu anda tabii ki çok erken ama e, beklenilenleri yerine evet, getiremedi. evet kontratı gerçekten hani uzun olması, yaş o yüzden zaten. biraz sıkıntılı belki ama hani kısa vadede de e, çözüm üreten bir oyuncuydu şimdi gelelim gelecek olanlara ya da var mı? Çünkü aslında az bir zaman kaldı ya da işte yarın şu an 31 Ağustos bu videoyu çektiğimiz tarih 1 Eylül gecesi itibariyle Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. Yani birçok futbolcu için de o alternatif kalmıyor artık hani bunu bekleyenler de olabilir diye düşünüyorum. Böyle işte fırsat transferi deniyor ya o 1 Eylül 5 Eylül arası özellikle Şampiyonlar Ligi'nde listeye de yazdırabilmek için Galatasaray bir hamlesi olacak mı? Tabi Sergio Ramos ismi de hep gündemdeydi. Sergio Ramos dahil ve onun dışında isimler var mı? Ramos'la başlayayım. Ee, geçtiğimiz hafta ilk karşılaşma öncesinde çok açık bir şekilde Galatasaray kulübünde çok etkin bir e, yöneticinin ifadesi şuydu. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak Ramos Galatasaray'da. Çok açık bir şekilde bunu söyleyebilirsin demişti bana. E, ve nitekim de çok büyük bir aşama kaydetti Galatasaray bu transferde. Sebebi de şu. Ramos Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin UEFA'nın tarihine geçmek istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde turnuvada en fazla gol atan stoper oyuncusu Pique'ymiş. Hmm. Ve Ramos Pique'nin iki gol gerisinde. Bu rekoru kırıp tarih yazmak istiyor. Bu yüzden zaten Suudi kulüplerinden gelen artı Amerika MLS takımlarından gelen teklifleri Galatasaray için bekletti. E, fakat e, abisi menajerliğini yapıyor. Ve ekstra yaklaşık 1,5 milyon euro'luk yani e, yıllık maliyetini 10 milyon euro'ya çıkaran bir talepte bulundu. Bu çok açık bir şekilde Sayın Erden Timur tarafından kabul görmedi. Ve Galatasaray şunu söyledi Ramos'a. Eğer anlaşma olacaksa bizim sunduğumuz şartlarda olacak. Galatasaray'ın teklifi de bonuslarla birlikte Ramos'a 7,5 milyon euro çıkabileceği bence en iyi rakama çıkmış durumda Galatasaray ve 2 Eylül tarihine kadar Galatasaray Ramos'a ve menajeri olan abisi Rene'ye süre, süre verdi. verdi. Eğer 2 Eylül'e kadar Ramos cephesi bunu kabul ederse Galatasaray'a imza atacak. Aksi takdirde Stopper'e belki daha düşük segment Nelson'da kalacağı için bir takviye yapacak. Nelson'a da teklifler var aslında. Oyuncunun ben defalarca kez söylediğimde zaman zaman tepki gösterenler de olmuştu. Nelson kuzeyli bir oyuncu. Size problem çıkarmaz ya da marka avari bir işte ben artık oynamam deyip pres çekip o tarz bir tavra bürünmez. Ama verilen sözlerin tutulmasını istiyordu. Transfer için kolaylık sözü vermişti Galatasaray geçtiğimiz sezon takımda kalması adına. E, teklifler de vardı Premier Belki son gün son giderse işte o zaman Galatasaray Ramos'a mecbur kalır. Peki bu mevki hariç yani özellikle orta saha hani hücumda ihtiyacı yok gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Orta sahaya bir takviye gelir mi sence? %100 hatta ben o noktada işte hikaye Parades'le başladı. Çok zaman kaybetti Galatasaray. Parades'in peşinde. Sonra Dominguezle devam etti. Ben bu noktadan sonra Sayın Erden Timur'un e, şapkadan bu bölge için tavşan çıkaracağını düşünüyorum. O 1-5 Eylül tarihleri arasında hani Icardi'nin geldiği, hmm. Getso'nun Beşiktaş'a gittiği e, o takvimde Galatasaray bence çok iyi bir fırsat transferi yapacak. E, ses getirecek. Thomas Parti Galatasaray'ın görüştüğü bir isim. Bu böyle daha çok hani 6-8 numara gibi bir şey herhalde değil mi Galatasaray? Evet 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 yani hem mücadele gücü yüksek hem pas trafiği iyi olan yani pas yüzdesi iyi olan ön alanda da Galatasaray'a katkı sağlayacak bir isim arıyor Galatasaray. Belki de hani tam değil ama Selçuk İnan tarzı ya da yani Torerian'ın aslında Muadilini arıyor Galatasaray deyim yerindeyse. Torer'in biraz daha böyle top kullandığı olsa zaten... Tabii tadından yenmez tadından ama yenmez. bir değil iki tane orta sahaya transfer hmm. planlanıyor bunu da söyleyeyim. Bak bu yani önemli mesela önemli. bir yıldız işte Thomas Parti hmm. diyelim. Bir de Salih Özcan'ı çekebilse Galatasaray hmm. çok açık bir şekilde rahat eder. E, yerli bir sabek baktığını söyleyebilirim Galatasaray'ın hamle oyuncusu olarak hmm. e, kullanabilmek için. Saşaboy'un arkasında bunun dışında da açıkçası çok yoğun çalışılan yani 3 takviye yüzde yüz bekliyorum ben Beş bir stoper iki ortasa yüzde yüz gelecektir peki teşekkür ediyoruz Naci ben teşekkür ediyorum bizleri izleyip evet, yorumlarıyla abone olsunlar her hafta yüz bin kişi izliyor teşekkür ee, ediyoruz ilgilerine gündem gazete gerçekten çok yoğun bir ilgi var bir sonraki bölüm için sormak istedikleri soruları da izleyicilerimiz yazabilir. Aynı şekilde onların da hepsini cevaplandırır. Burada Naci Küçük abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmasınlar. Teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu dileyelim.